Vay be. Ay, özlemişiz seni Ege'ciğim. Evet olayı. Evet gerçekten özlemişiz Ege'ciğim. Delice bir Ege, delice bir Sevda. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok geçmiş olsun. Çok sağ ol. Kırıldı ayağın tabii ki. Vallahi nazar nasıl diyeceğiz. Nasıl oldu? Evet nazar ya, olabilir. Konserden çıkmıştım. Çok da güzel geçti ama karanlık bir oldu. Yani otellerde niye sensör yaparlar yolda bilmiyorum ama bastım. Allah'tan hayır, daha kötü olabilirdi ama tabii. 20 gün sonra sağlarda emin yani. Toplumun hala sağlarda. Gelmiş geçmiş olsun. Evet, evet. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Geçelim mi böyle? Hadi geçelim. Hadi gel canım. Tekrar hoş geldiniz. Vallahi. Toplandık. Toplandı. Ekip tamamdır. Bütün 90'lar toplandı. Yok, ben nasıl? İnanılmaz. Ben şu an... O bizden değil. Ben... Onu tanımıyoruz. Şu an şey gibi... O başka köyden. Şey gibi 98 yılbaşı programını izliyor ve içine girmiş gibiyim ya. İnanılmaz bir ortam. Gerçekten rüyada gibiyim. Hakikaten ama çok güzel. Ama iyi ki buradasın. Vallahi bir şey... Bari hakikaten bir 98'e girelim bu gece. Yani bir baştan bir şey yapalım. Çok güzel ekip. 98 yılbaşı programıydı Muazzez Abacı Bülent Ersoy. Ben bu de, kadar biliyorsun. Ben konuğum tabii ama tamam, şey ben sizin şarkılarınızı bilirim. Sizin şarkılarınızı büyüdüm dedikçe böyle suratlar asıldı. Şimdi bize diyorlar abi. Şimdi eser yapıyor böyle benle. Bu arada sadece eser demiyor bunu. Ben şu an evet tat kaçırıyor gibi oldum. İlk şarkını duyduğumda 4 yaşındaydım abi. Yani öyle severdim, öyle bayılırdım. Ben yani. Sahnede benim hemen 3 kağıdım var. Genius bir çocuktum diyorum. Böyle 12 yaşındayken bakın bu şarkıyı yaptım. Küçücük yaşta. Küçücüktüm. Ya peki yani hakikaten şimdi böyle toplanmışken ben böyle çok sormak istediğim şey var. Arada sorabilir miyim? Ay lütfen ne demek? Vallahi yani o 90'lar meşhurluğu acayipti ya böyle hani ne yapıyordunuz o sıra? Yani hayır, gerçekten mesela şu an meşhur olmayı mı tercih ederdiniz yoksa? Büyük çekişmeler yoktu 90'larda. Yani herkes birbirini seviyordu çünkü. Tabii. Herkes birbirinin çok birbirinin sahnesine giderdi. Kesinlikle doğru. Çok sahiplenme doğru. Vardı, sevgi evet, vardı. Hatta sonra hepimiz tost yediğimiz bir yer vardı hatırlarsanız. Aynen. Tabii değil mi? Etilerde hepimiz oraya giderdik. Torbalar. Orada evet. Senin nasıl geçti? İyi miydi? Bilmem ne mutlu doğru olurdum. Doğru söylüyorsun. İş çıkışı aynen bir hamburgerci vardı. Çok iyi bir yere geldi. Orada 90'ların hamburgercisi. Keşke onu da çağıracaktık. Hepimizin fotoğrafı vardır orada. Hepimizin fotoğrafı vardır orada. Çok doğru ya. Hatırladım o işi. Ya şey olmuş. Böyle bu herkes orada. Bütün fotoğraflar orada. Bir de çorbacı vardı. Bir de çorbacı vardı. Çorbacı da benim fotoğrafım çorbacıdaydı. Ben çorbacıya gidiyordum. Sibel Hanım. Orası pahalı bir yerdi. Gidemiyorduk. Ay canım benim. Ya şey şöyle bir şey olmuş. Selçuk Yöntem hani bir tane burgercide fotoğrafı var diye dava açmış. Evet evet. Kazanmış. Biz dava açsak ortalık gidiyor. Bir şey bu. Konuya girmeli miyim ama. Orada fotoğraf var diye değil. Onu bir reklam da vermişler. Menüye mi basmışlar? Onu kullanmışlar reklamda. Yoksa fotoğrafı vardı diye yapmamıştı. Benim de şu an Türkiye'nin her yerinde öyle fotoğraflarım var. Yani eğer bu emsal dava olursa olmuyor, büyük zengin olurum. Ben de çok niyetlendim. Menüde, ya çünkü bende şey var. Erzurum'da cağ kebabı yedi 72 tane diye böyle beni koymuş altına 72 tane yedi yazmış. Ay, şey var ya. Buna dava açabilirim. Gerçekten açmam lazım. Ne güzel. Çatınız o bizim çıkış zamanlarında. Şeye, albüm çıkıyor. Ben sana bir tane kralını anlatayım bu işin yani. Skandal. Bana göre skandal. Tamam işte bana böyle gel abi. Bana şimdi böyle bu itiraflar biz köşesi biz televizyona çıkmaya çalışıyoruz. İşte o konservatuvarın bittiği sene tanınan bütün sanatçılar hepsi efsane. Yani o işte Çetin Çekin'in programı. Bir başka evet, gece. Bir başka gece. Eğer oraya çıkarsan ertesi gün zaten seni herkes tanıyor. Yani çıkmak evet. Lazım. Biz de çok çıkmak istiyoruz. Araya soktuğumuz kişiler arada... Mümkün yok. Bizi şey yapmıyorlar. Almıyorlar. Yani. Ya kimsiniz? İzel Çelik Yaşar. Kimsin yani? Bir şey yok. İsim yok. Bir şey tanımıyorsun. Bir şey bir çıkamıyoruz. Abi kimi soktuk araya? Artık böyle kimi yıldırdık? Hani kime zarar verdik? Ben bilmiyorum onu. En son demişler bunu Allah bildiği gibi yapsın. Bunları hani bir yerde çekin. Bir şarkı falan yayınlayın. Bize bir tane bir şimdi kameraman kardeşler bu işi bilirler. Bizden daha iyi bilirler. Bir kameraman kardeşi yollamışlar. Demişler sen bunları çek yani. Şimdi biz o gün kameraman var ya bana nasıl biliyor musun? Evliya gibi. Ay canım ya. Kameraman geldi bize dedi ki ne dedi sizin adınız? İşte dedik biz İzel Çelik Ercan. İzel belli zaten Ercan hangi tanımıyor ki. Sen dedi ismin nesin? Çelik benim dedim. Sen dedi Ercan ben dedi. Bizim ekibi de biliyorsun sen ruh hallerini. Şimdi geriliyoruz bir şey de diyemiyoruz İzel ama. İzel de yazık sessiz sessiz yavrum. Ne dedik siz ne yapıyorsunuz yani? İşte biz pop müzik yapıyoruz. Pop şarkı söylüyoruz. Ne söylüyorsunuz dedi?
Dönmelisin işte söylüyoruz falan evet. O şartlar var. Tamam dedi geç şu ağacın oraya. Dön orada siz dedi. Tamam mı? Çekiyor bir abi herkesin dönüyor efsane muydu? Dediği klipler var ya. Adam öyle dön dedi biz 700 şeyler gibi dönüyoruz. Yemin, o bizim o bildiğimiz şeyler var ya. Ne derler lan efsane klipler. Benim kazaklar falan vardır annem ölmüş falan. Tabii şimdi diyorlar ki kardeşim başka kıyafet mi? Oğlum para yok yani televizyona çıkıp son çekim yaptın yapamadın. Öyle bir zaman şimdi onlara diyorlar ki ya ne efsane işler yapmışlar kült oldu. Kült olmadı baba kameraman yaptı. Kameraman yapmış ne yaptıysa öyle çıkın şurada dönündür ya öyle bir şey. Ben de 2 yıl dolaştım dediler ki gitar müziği tutmuyor Türkiye'de. Ben döndüm eve. 2 yıl uğraştım ve döndüm ve çok tesadüfen işte. Ağacın oraya gidip orada dönsün. Eve döndüm biz ve orada tuttum. Hep bir tane. Aynı kameraman yönetiyor sektörü. Dedi ki ya dedi ben Burak Kut'un menajerini tanıyorum. Yani ben ya. Vazgeçtim abi dedim. Çünkü hukuk fakültesinde okuyorum. Okulun en güzel kızı sevgilim. Yemeklerim annem yapıyor her şey. Niye bozayım rahatımı dedim ve zorla geldim. Ve bir prodüktör inandı. Dedi ki ya gitar müziği. O da şöyle inandı. Ya bu dedi en fazla 40 bin satacak. Ona göre bir proje yapıyoruz sana. Ben inat ediyorum. 100 bin satacağız. 100 bin satacağız diye 1,5 milyon sattı. Aynı hikaye. Sen eline düştü mü şarkı? Her o parası. Her yeri gidebilir yani. Her hali alır.